Kur'an'ın en büyük amaçlarından bir tanesi bizdeki ülfet, yani alışkanlık perdesini yırtmak. Ne oluyor ülfet perdesi? Etrafta sürekli olan olaylar sana sıradan geliyor. Şimdi ben bir insanın havada uçtuğunu görsem bitti yani. Şaşkınlıktan artık ömrümün en büyük mucizesi oldu. Gerçi 2020'de neler gördük değil mi? Artık ona da şaşırmayabiliriz de. Şaşırdığımızı varsayalım. Bu olay sıradan bir olay olmadığı için biz şaşkınlığımızı gizleyemeyiz. Peki bir çocuğun doğması bundan daha mı az hayret verici bir olay? Bak düşünsenize, şimdi Hüseyin dışarı çıksa şuradan kapıyı çalıp içeri girer değil mi? Ne kadar normal bir olay. Çıktı, içeri girdi. Ya ben rahmı maderden dünyaya girmişim, yani bu nasıl normal bir olay olabilir? Ya nasıl giriyorsun yani? Bir gezegene geliyorsun ya. Nerede olduğunu bilmediğin bir yerden, nerede olduğunu bilmediğin bir yere geliyorsun yani. Ve nereden geliyorsun? Rahmı maderden bir kapı açılıyor ve oradan geliyorsun. Şimdi bu normal bir olay mı? Değil. Ama bizde o kadar sıradanlaşmış ki böyle sürekli her hafta birine "Aa çocuğunuz mu oldu, hayırlı olsun" deyip çeyrek altın götüre götüre o bizden sıradanlaşmış bir hal almış. İşte Kur'an'ın en büyük gayesi bizdeki bu sıradanlık ve ülfet perdesini yırtmak. Zaten bu sıradanlık ve ülfet perdesi yırtılınca kainatta her şeyin mucize olduğunu, mucize hangi kökten geliyor? İrcaz. O hangi kökten geliyor? İnsanı aciz bırakan. Ya Rabbi bunlar ne kadar ilginç olaylar, yani ben bunların tamamından acizim ya Rab diyeceğiz ve kainattaki her şeye biz şaşıracağız. Bizim şaşırmamız için yeni bir olaya ihtiyaç yok. Var olan olayları okumak bizim için elzem. Şimdi biz sürekli portakalı ağaçtan topladığımız için bu olay bize çok normal geliyor değil mi? Hatta deriz ki ya portakal ağaçta olur, nereden olur yani? Gökyüzünden yağacak hali yok ya deriz. Şimdi bizi şu dünyaya 20 yaşımızdaki şuurla gönderseler de eğer, gözünü açtığın anda bir sonbaharı gördün, çırılçıplak ağaçlar, bir de ilkbaharı gördün, derdin ki bu ağaç daha geçen gün üzerinde hiçbir mücevher takılı değilken ben gördüm bu ağacı. Şimdi bu ağacı ilkbaharda görüyorum ve bu gelinliği mutlaka birinin giydirmiş olması lazım. Bu ağaçta bu gelinliği giyebilecek, bunca meyveyi, mücevheratı üstüne takabilecek bir kabiliyetin olması imkansız der. Biz bu hayretimizi yitirdik, Kur'an'la ilişkimizi yitirdiğimizden. Biz bu hayrete ancak gaflet perdesi yırtılıp Kur'an'la eski ilişkimizi muhafaza ettiğimizde gelebileceğiz ancak. Şimdi şöyle bir sıradanlık perdesini yırtarak mevcudata baksak. Bir meyve yediğimizi düşünelim. Hangi meyveyi yiyelim İhsan? Muz. Muzda tat var mı? Ama toprağın dili yok. Dili olmayan bir toprak benim seveceğim tadı nasıl analiz etmiş olabilir? Muzda renk var mı? Var. Ama toprakta göz yok. Gözü olmayan bir toprak böyle rengarenk bir işi nasıl becermiş olabilir? Muzda hiç benimle alakası olmayan midemdeki vitaminlere uyum var mı? Beni besleyiciliği var mı? O lifli gıdasında yüksek potasyum var mı? Var. Kimya laboratuvarı olmayan bir toprakta muzdaki bunca şeyi sağlama ihtimali olabilir mi hiç? İmkanı yok. Muzun bütün ağacının planı minnacık çekirdekle yazılı mı? Peki o toprakta bunu yazabilecek bir kudret kader kalemi var mı? Bu da imkanı yok. Şimdi bu vasıfların hiçbiri yok. Yani şuursuz bir toprakla muhatabız ama ortaya çıkan netice şuurlu. Yani sebeplere baktığında sebeplerin hepsi şuursuz, neticeye baktığında neticenin hepsi şuurlu. Şuursuz sebeplerden şuurlu bir neticenin çıktığına inanmak için bizim de şuurumuzu yitirmiş olmamız lazım. Şimdi biz dünyaya ilk geldiğimizde meyveyi ağaçtan, şifayı ilaçtan gördük. Sürekli bunu gördük mü? Meyve ağaçtan, şifa ilaçtan. Hatta birine desek ki ya elma ağaçtan olur mu desek, o bize ne der tepki olarak? Ya ağaçtan olacak. Ağaçtan tabii ki de elma çıkacak. Ağaçtan araba çıkacak hali yok ya der. Halbuki inanın arabanın çıkması daha mantıklı. Çünkü araba insan elinin yapabildiği bir şey. Elmayı biz yapamıyoruz da. Yani yapabildiğimiz bir şeyin ağaçtan çıkması bizim için daha mantıklı. Hiç yapamadığımız, laboratuvarlarda üretemediğimiz bir elma çıkıyor ve biz buna hayret etmiyoruz. Odundan elma çıkıyor ya, odundan ya. Akılsız, şuursuz, tatsız, tutsuz, renksiz odundan akla ziyan bir meyve, bir bitki çıkıyor ya. Ve biz burada hayretimizi yitirdik. Aynı şekilde şuurlu bir şifa verme işinde de sürekli şuursuz ilacı öne sürdük. Dedik ki ya geçen de karnım ağrıyordu, nane limonu kaynattım geçti dedik. Ya nane limonda acaba o mideye iyi geldiğinin şuuru ve farkındalığı var mı? Yani bizim orada yediğimiz nanenin nane bile farkında değil. seni akılsız, şuursuz, vücudunun neresinde ne problem olduğunu bilemeyen bir bitki, bir unsur, bir element nasıl iyi edebilir? Bu şuursuz sebepler şuurlu netice veriyorsa perde arkasında şuurlu biri iş görüyor demektir. Bu şuursuz kamera beni şuurlu açılarla çekiyorsa perde arkasında kamerayı tutan şuurlu biri var demektir. Şuursuz bir elektrik süpürgesi şuurlu bir şekilde etrafı temizliyorsa bu temizleme faaliyetinin arkasında süpürgeyi tutan ve ona yön veren şuurlu biri var demektir. Ama biz tüm icraat-ı ilahiyeyi sebeplere verdiğimizde şirk bataklığının içerisine düşmüş oluyoruz. Hem aklın mizanını yitiriyoruz, hem ahireti yitiriyoruz, hem inanın dünyada tadacağımız 2 gram huzur varsa onu da yitirmiş oluyoruz. Bir gün zat-ı muhteremin bir tanesi vefat ediyor Rabbinin huzurunda. Menkıbedir bu, biliyorsunuz. Asla bakılmaz, fasla bakılır. Anlatacağı şeye bakılır. Zat-ı muhterem çıkmış Rabbinin huzuruna. Rabbi sormuş, sen bana neyle geldin? Vallahi Rabbim, sana verebilecek pek bir amelim yok ama şunu mutlulukla söylüyorum ki şirke bulaşmadan huzuruna geldim deyince Allah Azze ve Celle ne çabuk unuttum. Bir gece karnın ağrıyordu. Bir ılık süt içtin de bu süt mideme iyi geldi dedin ya. Oralarda bile teraziyi kaçırmaya başlıyoruz. Zaten böyle ufak şeylerde şeytan antrenman yaptırıp büyük havuzunu orada atıyor bizi. Bize şafi olan Allah her an tecelli ediyor ama biz bunu nerede fark ediyoruz? Zıttında fark ediyoruz. Hastalıkta fark ediyoruz. Birden dizinde problem çıkıyor. Haydi diyorlar ameliyat. Hastalık gidince diyorsun ki ya buradan neyin tecellisi çekildi de ben bu hale düştüm diyorsun. Ve anlıyorsun ki seni her an koruyan, gözeten ve midende, aklında, bedeninde, hücrelerinde 98 bin kilometre damarlarında olan faaliyetleri bilmeden bu faaliyetleri yöneten şuurlu bir zat var. O şifa tecellisini çektiğinde sen hastalığa düçar oluyorsun. Kütahyalı bir arkadaşım vardı İzmir'de. Hastanede yatıyordu, kalp nakli olmuştu. Hiç gördünüz mü kalp nakli olan insan? Kalp nakli olan insan ya da nakil bekliyordu. İkisinden biri, hatırlayamadım. Şöyle, şu gördüğünüz ebatlarda el arabası gibi tekerlekli bir makineye bağlı geziyordu. O makine sürekli kalbin yapması gereken pompa, kan temizleme işini yapıyordu. Makine nereden baksan 150-200 kiloluk bir makinaydı. Kütahya Tavşanlı'da bir kardeşimdi. Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı darusselam olsun. Sürekli ziyaretine giderdim. Bir iki kez de böyle alıp medreseye falan götürmüştük bir şekilde. Bir gün devlette sıraya giriyorsun işte. O kalp cihazının çanta halinde olanları var. Bir gün ona çanta halinde olan sırası geldi ve çanta takmaya başladı. Çanta var sırtında ve hala o pompa devam ediyor şuradan. O kanı temizleme, etme pompası devam ediyor. Oh be dedi, dünya varmış dedi ya. Yaşadığımın farkına vardım Mehmet abi dedi ilk defa. Sırtında kaç kiloluk çantayla insan, değil mi? Daha kötüsünü görünce orada yaşadığını fark ediyor. Bizde sürekli olan kalp ama sürekli olan bir de ülfet hastalığı var. Alışkanlık hastalığı var. Normalleştirme hastalığı var. Allah Azze ve Celle arada böyle nevrimizi döndürmese isabetün musibet dedin değil mi? Musibet hangi kökten geliyor? İsabet kökünden, tam sana göre demek. Allah beni bildiğinden tam bana göre arada musibet göndermese ben Allah'ın neleri verdiğini de unutmuş olacağım bu sefer. Şimdi bu unutma hadisesinde ülfetin rolü çok büyük dedik. Ülfetin bir de psikolojide yeri var. Psikolojide edimsel koşullanma diye bir cümle var. Duydunuz mu hiç? Şimdi bir gün fareye her peynir vermeden önce zili çalıyorlar. Şu sesi duyuyor, sonra peynir. Çat, peynir. Çat, peynir. Fare bu ikisi arasında koşullanma yaşıyor artık. Ve peynirden önce sürekli duyduğu ses ne sesi? Zil sesi. Sürekli peynirden önce onu duyarsa peyniri neyin verdiğini zannediyor? Zilin. Yani zil sesini duyduğunda fare yuvasından çıkıp aa şimdi peynir gelecek, zil bana peynir verecek diyor. İşte bu ikilinin arasındaki bu uyuma edimsel koşullanma diyoruz. Aynı olayı kendinizde gördünüz mü? Bize portakalı sürekli ne verdi? Ağaç verdi. Sürekli ağaç verdi, sürekli ağaç verdi. Biz portakalı odundan bildik. Edimsel koşullanmaya uğradık yani. Ona maruz kaldık. Bize sürekli balı midesinde, kazanında balla zehiri pişiren bir böcek verdi. Böcek abi, böcek bakın. Çok ilginçtir. Şuur olsa parayla satar zaten. 5 kavanoz 100 lira diye başlar yani piyasada. Piyasaya böyle girer değil mi? Her şey iyi geliyor diye satmaya başlar. Ama birkaç gün için geldiği şu hayatta sana bana bal üretiyor. Hem de nereden? Zehiri pişirdiği o kazan midesinden. Şimdi biz baldan önce sürekli arı gördük. Baldan önce arı, baldan önce arı. Dedik ki bu balı verse verse arı vermiştir dedik. Biz sürekli sütten önce ne gördük? İnek. Sütten önce inek, sütten önce inek, sütten önce inek gördük. Ve dedik ki O sütü verse bize inek vermiştir dedik. Şimdi biz bu edimsel koşullanmayla sütü sürekli neyden bildik? İnekten bildik. Profesörün yapamadığı sütü bir inek nasıl yapabiliyor? Şimdi sütü gerçekten inek yapıyorsa biz o ineği baş profesör yapmamız lazım. Çünkü sütün tezini kullanarak profesör olmuşsa biri, sütün kendisini yapan baş profesör olması lazım. Şimdi inek demez mi? Sizin inceleyip profesör olduğunuz sütü ben yapıyorum, beni baş profesör yapmanız lazım. Ama bakıyorsun ki sürekli böyle ağzında bir şey geviş getiriyor. Çok affedersiniz, nereye pislediğini bilmez, ne yediğini bilmez. Öyle çimenlerde gün geçirir, arada uzanır. Böyle bir varlık profesörlerin yapamadığı bir sütü veriyor. Akıl gözü anlaması lazım ki bu süt bunun işi değil demesi lazım. Biz ancak bu tefekkürler sonucunda ülfet perdesini yırtıp şirkin bataklığından kurtulup Rabbimizi bulabiliriz. Kainatı tefekkürden önce olaya kendimizi tefekkürle başlamamız lazım. Zira hadiste geçiyor ki kendini bilmeyen, yani marifetün nefs noktasını bilmeyen Rabbini bilemez. Yani marifetullah noktasını bilemez, değil mi? Şimdi bir gün dışarıda bir koyunu yakalasak apar topar. Koyunu da bizim köye götürsek. Koyunun orada gözünü açsak ne yapar koyun? Fark etmez bile ya. Ot nerede der gider. Otunu yer, suyunu içer, değil mi? Şimdi aynı olayı sana yapsalar koyuncu. Mesela Ankara'dasın, gitmişsin kayınbabana. Apar topar ağzını yüzünü bağlamışız, getirmişiz. Çat diye bir memlekete koymuşuz. Ne dersin gözünü açınca? Neredeyim? Neredeyim dersin ya? Beni buraya niye getirdiniz dersin. Neden? Biz bir koyun değiliz. Biz bir yere geldiysek, bir yere gönderildiysek bunun bir amacı olması lazım. Şimdi biz çat diye gözümüzü açtık, dünyaya gelmişiz. Nereden geldik? Alem-i Ervah'tan, ruhlar aleminden geldik. İnsanın sorması gerekmiyor mu? Ben buraya ne için geldim? Beni gönderen kimdir? Beni gönderenin beni buraya göndermedeki amacı nedir diye sormazsak biz koyundan farksız oluruz. Şimdi biz bunları sormadığımızdan bizde yeni bir hastalık başladı. Bu hastalığın adı artık inkardan da çıktı, ilgisizlik hastalığına döndü. Ve bu ilgisizlik hastalığının en büyük sebebi ülfet perdesine gömülmemiz. Her şey sıradan bizim için. Bak senin için gezegenleri döndürüyor, sen o esnada okey taşı vuruyorsun. Senin için her gün güneş doğuyor. Dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğündeki güneş doğuyor. Uyanır uyanmaz şöyle bir esneyip hemen biraz daha dinleneyim diye bakıyorsun. Şimdi böyle olduğunda bizde yeni bir hastalık başladı. Bu asra özel. Artık şeytan birçok insanın inkarıyla uğraşmıyor. Çünkü gerçekten inkar etmek için mantığı ciddi manada yitirmek lazım yani. Şeytan artık umursatmama noktasıyla uğraşıyor. Soruyorsun birisine, kardeşim sen ne için yaratıldın? Hani az önceki koyun metaforunu düşünün. Koyunu getirsen koyun sormaz. Ama bir insanı getirsen insanın sorması lazım. Benim bu dünyada ne işim var diye. Sen de normal olarak soruyorsun. Ne için geldi bu dünya? Hiç düşündün mü diye. Hiçbir fikrim yok diyor. Bakın fikrim yok dediği olay ne biliyor musunuz? Adamın kendisi. Yani sen adama sen niye buradasın diye düşündüğünde adam benim kendimle ilgili düşüncem yok diyor. Ne var burada sizce? İnkar mı var? İnkarın altında burada ilgisizlik var. Böyle bir derdi yok. Sen neden dünyadasın bunu düşünmemiş. Bazıları da ne diyor? Ben bu konularla ilgilenmiyorum diyor. Bunu da duydunuz mu? Bu konular benim ilgi alanıma girmiyor diyor. Allah seninle ilgilenip yaratmışken sen benim Allah'la bir ilgim yok diyorsun. Kardeşim niye yaratıldığını düşündün mü falan deyince yeni bir cümlesi de ya yanlış anlama hani bu konulara uzak değilim de bu konularla ilgili vaktim yok. Bu da yine çok duyduğumuz cümlelerden biri. Vakit zaten senin değil. Yani senin zaten vaktin yok. Sana vakti veren başka birisi. Ömrünü, nefesini, yaşayacağın anı, saniyeyi, saati veren başka biri. Vaktim yok cümlesini doğru kullanıyor ama yerini yanlış kullanıyor. Vakit zaten yok, senin zaten vaktin yok. Zamanı yaratan dehrin sahibi başka birisi ve o vakti sana vermesinin bir sebebi var. Sana vakti verene vaktim yok demek, bu da ayrı bir ülfet perdesi, ayrı bir gaflet perdesi, ayrı bir şuursuzluk oluyor. Düşünsenize, şimdi burada baba olan kim var? Babasın değil mi? Şimdi sen şefkatinden, rahmetinden her gün oğluna 1000 lira para veriyorsun. Al oğlum gönlünce harca diyorsun. Bir günde canı çekiyor diyorsun ki şuradan bana bakkaldan da 1 TL'ye soda alır mısın diyorsun. Oğlum da sana diyor ki tamam baba o 1 TL'yi ver alayım diyor. Ne dersin? Değil mi? Senin verdiklerini sana harcamaya çekinene ne dersin? Nankör dersin. Vakti bana veriyor, ben vakti Allah'a harcamaya çekiniyorum. Ne deriz ona? Nankör deriz. 24 saatini veriyor, 1 saatini onun için harcamaya üşeniyorsun. O evlat, o kul, o abid nankörden başka bir şey olmaz. Koskoca kainatın sahibinin gündeminde sen varsın ama senin gündeminde 3 kuruşluk meseleler var ve bu 3 kuruşluk meselelerden dolayı benim vaktim yok diyoruz. Ülfet perdesini yırtmak için bugün en önemli numune olarak kendimizi alacağız. Yani biz Allah'ın varlığı için bazen böyle çok ütopik meseleler bekliyoruz. Gezegenlerin dönüşünden bakıyoruz. Dünyayı ihata etmeyi bekliyoruz. Okyanusları geçip sınırları aşıyoruz. Üstad Hazretleri'nin bir iddiasına göre sizin Allah'ın varlığını bulmanız için buralara zahmet etmenize gerek yok. Allah'ın varlığını bulmanız için kendinize dönüp aynaya baktığınızda bu yeterli olacaktır diyor. Şimdi çok iyi bir ressam düşünelim. Bizim Akif burada yok değil mi? O zaman yarım mimar İhsan'la idare edelim bugünlük. İhsan şehrimize gelmiş. Salvador Dali'nin 3. göbekten Konya'dan yeğeni oluyor. Kadın hanından. Geliyor diyor ki beni Mersin'den özel getirdiler. Ben bütün Mersin'e gül resmi çizeceğim diyor ama bundan haberimiz yok bizim. Anlaşıyor. Belediyeyle, yetkililerle anlaşıyor. Bütün Mersin'e gül resmi çiziyor. Sen de yolda gidip sağda solda gezerken belli başlı çizgiler görüyorsun. Bu çizgilere bakarak onun ne resmi olduğunu anlayabilir misin? Anlayamazsın. Onun ne resmi olduğunu anlaman için iki yola ihtiyacın var. Bir, ya birisinin seni tutup Mersin'in en tepesine çıkarması lazım. O büyük resmi görmen lazım. İki, ya da o büyük gül resmini çizen her 1 metrekareye o gülün bir minyatürünü çizmesi lazım. Bakın küçük resim bu, büyük resim de bunun aynısı demesi lazım. İnsan Allah Azze ve Celle'yi bazen büyük sanatlarda görmekte zorlanabilir. Koca gezegende, koca dünyada, koca çöllerde, okyanusların tamamını şöyle ihata edeyim de orada Allah'ı göreyim diye görmekte bazen insan zorlanabilir. Allah Azze ve Celle bu kadar geniş bakışla benim delil ve varlığımı göremeyenler olursa diye en küçük atomlara kadar Allah markasını işlemiş. Ve bu en küçük atomlardan ziyade biz bugün neyi konuşalım? Kendimizi konuşalım. Bakın insan hususunda hiç çelişkiye düşmeyen fen insan için mükemmeldir demiş. İnsana mükemmel diyen, yani küçük resme mükemmel diyen fen, büyük resme bakıldığında, yani kainat temaşa edildiğinde nasıl olur da mükemmel değildir diyebilir buna. En küçük resimden sanatkarı tanımaya başlayalım. En küçük resmimiz ne bugün bizim? Kendimiz. Yani çok ayrıntılı uzak diyarlara gidip de Rabbimizi oralarda aramaktan ziyade önce kendimizde bulmaya ihtiyacımız var. Biz ülfet perdesini kendimizden yırtamazsak zaten baktığımız portakal, yıldız, ay bizde manasını yitiriyor. Önce kendimizden başlayalım. Buyur kardeşim. Bismihi Sübhanehu. 17. lema, 14. nota. Tevhide dair 4 küçük remizdir. 1. remiz. Amacımız ne? Allah'ın var ve bir oluşu. Yani okuduğunuz olaylarda, ayrıntılarda zihniniz gitmemesi lazım. Ama ana konumuz neydi bugün? Biz, insan. Ey esbapperest insan. Ne demek esbapperest insan? Sebeplere tapan. Süte bakıyor. Hangi sebepten görüyor? İnekten görüyor. Bu esbapperest oldu mu? Oldu. İpeğe baktı. Elsiz ayaksız böcekten gördü. Bala baktı. Şuuru olmayan, midesinde zehir olan arıdan gördü. Bu ne oluyor? Esbapperest. Aynı insan buralarda takıldı mı huzuru da etrafındakilerden bilir. Rızkı da patronundan bilir. İktidarı, kudreti de etrafında yalakalık yaptıklarından bilir. İşte sebepler yırtılmadan biz Allah'ın gerçek bir kulu da olamayacağız. Buyur. Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor. Kasır ne demek? Saray demek. Şu an önümüzde ne yapılıyor? Saray yapılıyor. Peki bu saray neyden yapılıyor? Garip cevherlerden yapılacak bu saray. Peki Üstad Hazretleri'nin burada saray dediği şey nedir? İçinde yaşadığımız sarayı söylüyor Üstad Hazretleri. Bu garip cevherlerden yapılmış saray biraz sonra Mehmet'in vücudu olacak. Her gün içinde yaşadığın vücut sarayına bir bak istersen. Buyur. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Bina yapılıyor mu? Yapılıyor. Malın bir kısmı nereden geldi? Çin'den. Pirinçler Çin'den geldi. Devam. Diğer kısmı Endülüs'te. Endülüs, şimdiki İspanya, eski Endülüs. Oralardan da geldi mi malzeme? Geldi, bak gözünün önünde yapılıyor bu arada. Biz şahidiz olaya. Yine bir kamyon yanaştı ya. Bu nereden geldi? Çin'den geldi. Endülüs'ten geldi. Devam. Bir kısmı Yemen'de. Allah Allah, bak Yemen'den de kamyon yanaştı. Devam. Bir kısmı Sibirya'dan. Bak başkaları Sibirya'dan geliyor. İsmet Baba yanımızda, Sri Lanka'dan da çay gelsin. O sarayın bütün yapı taşları dünyanın neresinden geliyor? Dört bir yanından geliyor. Şahit misin? Şahitsin. Görüyor musun gözünün önünde? Görüyorsun, evet. Bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Bak bu arada başka yerde de bulunmuyor. Ya bunu bu adamlarla anlaşamadım, şuradan alayım, o da yok. Senin anlaşamayacağın insanlardan birileri mal alabilmiş. Senin anlaşamayacağın yıldız gezegenlerden birileri mal alabilmiş. Senin anlaşamayacağın güneşten birileri mal alabilmiş ve bu malların her biri tır tır gözünün önünde, doğru mu? Ne yapılacak birazdan? Her bir parçası nereden geliyor? Çin'den, Yemen'den, Sri Lanka'dan, Endülüs'ten, Elbistan'dan. Ya Elbistan'ı da küçümsemeyelim şimdi. Elbostan, Erzurum'dan, Erzinrum, değil mi? Yapalak'tan. Ya oralardan, dünyanın dört bir tarafından geliyor. Gözünün önünde mi? Gözünün önünde. Şimdi biraz garipsemiyor musunuz? Şimdi mesela biz de inşaatla uğraştık öyle böyle. İstanbul'dan bir malzeme beğendiğimizde bile getirtmek çok zor oluyor. Dünyanın dört bir tarafından geliyor. Burada neyi gördünüz? Gözünüze ne çarptı? Güç. Bak burada bir güç var. İstediği yerden istediği cevheri getirten bir güç var. Peki o cevherlere para getirmek için ne var? Bir de sonsuz sermaye var bakın burada. Gözümüzün önünde yapılıyor bu saray. Devam. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen. Bakın binanın yapıldığı aynı günde geliyor. Şarktan, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan o cevherli taşlar kolaylıkla geliyor. Evet. Hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küre-i arza hükmeden bir hakimi mucizekardır. Bakın şimdi gözünüzün önünde saray yapılıyor mu? Yapılıyor. Cevherleri dünyanın dört bir tarafından geldiğine şahit misin? Şahitsin. Mantığın sana şunu söyleyecektir. Bu sarayı yaptıranın dünyanın her yerinde sözü geçer. Peki bu sarayın bazı taşları yıldızdan gelse ne diyeceksiniz? O zaman yıldıza da sözü geçiyor. Bazı taşları güneşten gelse... Sizin D vitamininizi aktifleştiren en büyük unsur ne? Size güneşten de parça geliyor o zaman. Bir enerji çeşidi değil mi güneşin şualı? Bak oradan da geliyor mu taş? Cevher geliyor mu? Gücün yeter mi? 5 kilo getirtebilir misin bana? Bak Allah razı olsun İstanbul'dan gelirken hurma getirdin. Bir 5 kilo da güneşten getirsene. İmkanı yok bak. Senin gücün yetmiyor, benim de gücüm yetmiyor. Ama öyle bir zat var ki kün emri var. Kün emriyle kainatın dört bir yanından geliyor bak. Nerelerden? Dünyadan, yıldızlardan, gezegenlerden, güneşlerden. Alem-i Ervah'tan da bir şey geliyor. Bak bir dakika işler iyice karıştı. Şimdi mesela abi babamın tanıdıkları var. Size Sinop'tan bilmem ne göndereyim. Tamam ne güzel. Abi babam askerliğini Norveç'te yaptı. Oradan da sana balık getireyim. Tamam o da eyvallah. Ben Kıbrıs'tan ticaret yaptım. Sana oradan çikolata göndereyim. O da eyvallah. Hadi Halis Suruşlu onun yıldıza mıldıza da sözü geçer yani. Vardır. Bir dedelerinin bir tapu işi vardır yıldızlarda. O da eyvallah. Alem-i Ervah nereye ya? Oradan ruh gelir mi ya? Az önce ben ne dedim? Oradan ruh gelir mi? Ben az önce dediğimi nasıl hatırladım? Hafızamda. Hafıza nereden geldi? Levh-i Mahfuz'dan. Ora nereye ya? Kimin gücü yeter oradan bir şey getirtmeye? Allah Allah. Ya dün de bir rüya gördüm. Rüya nereden geldi? Misal ne demek biliyor musun? Görüntü demek. Misal alemi ne demek? Görüntüler alemi demek. Rüyanda ne görüyorsun? Görüntüler görüyorsun. O alemden rüyanın için özel görüntü taşı getirtmiş. Bak cevhere bak cevhere. Kaşı gözü geçtim ha. Kirpiği geçtim. Element unsuru geçtim. Kuarkları geçtim. Kuarkların altında esir maddeyi geçtim. Orada onların temeline indiğimizde Nur-u Muhammedi'yi de geçtik. Bak başka bir olay çıktı ortaya. Nereden geldi bu ruh ya? Alem-i Ervah'tan. Hafıza nereden geldi? Levh-i Mahfuz'dan. Bu görüntü nereden geldi? Rüya görüyordum. Misal aleminden. O nedir ya? Oran neresi? Hayır bu nasıl bir kudret? Mantık der ki, bu binayı yapanın kainatın sınırlarının ötesinde mutlak emri ve sözü geçiyor der. Bak ricası değil. Mutlak emri ve sözü geçmeden vücudunda 100 trilyon hücre ve her hücrede takribi 1 trilyon atom bulunan böyle bir binayı dizayn etmenin imkanı var mı? Peki şu binanın yapıldığını gözünle görüyor musun? Belki fark edemiyorsun ama görüyorsun. Niye görüyorsun biliyor musun? Şu bina yılda 2 kez yani 6 ayda 1 kez sinir hücreleri hariç tamamen sıfırdan yenileniyor. Gözünle görüyorsun yani değil mi bir şekilde? Yani o farklı farklı yerlerden gelen cevherli taşlar bir sefer mi gelmiş? Sürekli geliyor. Yani bu binanın müteahhiti bu binayla ilişkisini hiçbir zaman kesmiyor. Ve işin garip yanı bu binayı yaparken yanında başka bir bina daha yapmış. Alnı biraz geniş başka bir bina. Orayla da devam ediyor. Saçları kıvırcık başka bir bina daha devam ediyor. Nasıl bir bina tam çözemediğimiz karşımızdaki İdris binasına devam ediyor. Gözünüzün önünde sürekli böyle bir faaliyet olsa ve her bir parçam, elementim, unsurum nereden geliyor? Sadece kainat değil, kainatın sınırlarının dışından geliyor. Ya sen Sakarya'dan 5 tane musluk getirdin değil mi? Getirene kadar ne oldu? Günler bekledik, arabayla seyahat bekledik, musluğun gelmesini bekledik öyle değil mi? 5 tane musluk için bu kadar mücadeleye girişiyorsun. Gözün önünde sürekli inşa edilen bu sarayın mücadelesi yok ya kün emri. Anında. Şuran kesiliyor, hemen müteahhit dikiyor gözünün önünde. Dikilmiyor mu? Hiçbir yerinizi kesmediniz mi? Gözünün önünde yırtık derini dikiyor ya. İğne yok, terzi yok ama sanatı var. Ama kudreti var, ama ilmi var. Nasıl olur subhanallah ya? Dikişsiz gözünün önünde bakın şu yara izlerimize baktığımızda bunların her birisi bir Saniye Zülcelal'in, burayı diken bir sanatkarın varlığının delili oluyor. Gözünün önünde yırtılmış elini diken, ona inanıp dayandığında yırtılmış kalbini dikmez mi hiç? Dikmez mi? Onu bilirsek diker, inanırsak dikecek onu. Gözümün önünde bir saray inşa ediliyor. Hem de benim içinde oturduğum saray. Kainat ötesinde bütün bu yapımda her bir parçaya sözü geçen kimse, bütün kainat onun tek elinde, yek elinde olmak zorundadır, zorunda. Anladınız mı bu dersi, neden tevhid dersi? Her gün aynaya bakıp saçımızı tararken saçımızı vereni çok unutuyoruz. Gözlerim güzel mi diye bakarken o göze rengini ve görme yeteneğini vereni çok ihmal ediyoruz. Bıyıklarımın ucu nasıl olmuş, temiz mi derken o bıyıkları her seferinde nasıl uzatıp ve ucuca yaratıp büyütmeye devam ediyor o Saniye Zülcelal, onu çok ihmal ediyoruz. Çocuğuna 1000 lira verip 1 TL sodayı almam sana diyen adam gibi olursa halimiz, hafizan Allah nankör kullardan yazılabiliriz beyler. O yüzden ülfet perdesini yırtmak zorundayız. Buyurun. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Hususan insan o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. En acibi değil mi? Hayvandan da acip. Çünkü bizim hayallerimiz, tasavvurlarımız ve bunların geldiği alemler akıllara zarar, evet. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri binler alemden geliyor. Bakın ne kadar bir mucize eserisiniz. Aynada belli oluyor. Bir kısmı Alem-i Ervah'tan. Hangi kısmı? Ruhumuz. Bir kısmı Alem-i Misal'den. Ne demek oluyor Alem-i Misal? Rüya. Görüntüler alemi, rüyada gördükleriniz, evet. Ve Levh-i Mahfuz'dan. Ne geliyor Levh-i Mahfuz'dan? Hafızamız geliyor. Bakın hardal tanesi kadar bir kütüphane var burada. Ama hafıza dediğimiz kitaplar o kütüphanenin içinde. Ruh bu cesedi terk ederken ne diyor biliyor musunuz? Kütüphane rafları kalsın, ben kitapları alayım diyor. Yani hafızanı da alıp gidiyor. Senin bu hardal dediğin sadece kütüphane işine yarıyor. Asıl hıfzın merkezi yine ruh oluyor. Devam. Ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi. Bakın 114 element var kainatta. Unsur ne demek unsur? Element demek. Her bir unsur, her bir elemente bak kainattaki. O kainat süzülse bütün element ve unsurları kendinde de göreceksin. Kainatın inşasında ne var? Senin inşanda da o var. Madem öyle, bütün kainatı, çölleri gezmekte zahmet etme. Aynada kendine baktığında kainatın da ne olduğunu anlayabilirsin. Oturduğun bina hayret verici. O binada sadece karaciğerin 2000'den fazla vazifesi olduğunu söyleniyor. Şimdi mesela bir cihaz alsanız dışarıdan, şöyle bir cihaz aldınız. Cihaz size satan diyor ki, abi bu hem ses kaydediyor hem de çiçeklerini suluyor. İnanması bile güç değil mi? Bir cihaz bir anda 2 iş yaptığında ne diyorsunuz buna? Mühendislik harikası diyorsunuz. Ne yaptın diyorsunuz ya? Xiaomi mi, elma mı, Apple mı, Xiaomi mi? Değil mi? Diyorsun aman yarabbim bu hangi marka ya? Bu markanın hemen dövmesini yaptırayım bir yerlerine diyorsun. Bir karaciğerde 2000'den fazla vazife var. Bu karaciğer sarayını yapan usta sizce nasıl bir usta olsa gerek? Şimdi bak bizim daha ilginç bir yanımız var. Nedir biliyor musunuz? Bizde durum şöyle. Bir araba geçer. Bir de GT'li mitilidir araba. Dibimiz düşer. İşte mühendislik harikası. Arabayı yapan ustayı İnkar eden kimse olmaz. Ama ustayı yapan Allah'ı inkara kalkışırız. Böyle bir şuursuzluk olur mu? Süleymaniye'yi yapan Sinan'ı inkar eden yok. Ama Sinan'ı yapan Allah'ı inkara kalkışırız. Şimdi bu akıl tutulması değil de nedir? Gözümüzün önünde şu binayı yapan Saniye Zülcelal'i inkar halindeyiz. Şimdi bazen akla gelebilir. Madem bu kadar açık anlatıyorsun, anlatımımıza göre çok kolay. Peki biz neden göremiyoruz dersem, Risale-i Nur'da bir cümlesi var. Hatırlar mısınız? Şiddeti zuhurundan göremiyoruz. Yani bazen görememizin sebebi ne biliyor musun? Her köşede Allah'ın markasının olması. Her köşede Allah'ın mührünün olması. Bazen o kadar çok var ki o görmemize engel oluyor. Şimdi mesela içeride belli bir düzeyde ışık olduğu için birbirimizi görebiliyoruz, doğru mu? Şu ışığın şiddetini şu an var olandan 1 milyon derece arttırsak, yani güneşin yansıması gibi bir atmosfere girsek. Astigmatı olanlar iyi bilir. Işık patladı mı ne olur? Karşıyı göremez. Şu içerideki ışığın şiddetinin 1 milyon katı olsa biz içeride hiçbir şey göremeyiz. Peki içeride bir ışığın varlığını anlar mısın? Onu da anlayamazsın. Bakın elimde bir projektör olsa, şu bir projektör diyelim. Şuradan bu ışığın birimi nedir? Lümen. Şuradan 10 lümen ışık versem, ışığı da görürsün, etrafı da. 100 lümen verdim, 200 lümen verdim. 1 milyon lümen verdiğimde ne etrafı görebilirsin ne de ışık var mı yok mu onu göremezsin. Senin ışığı görebilmen için şöyle bir el ışığın önüne gelecek. Gölgeyi göreceksin, yani eksikliği göreceksin. Aa, burada gölge varsa demek ki ışık da vardır diyeceksin. Ben işte bendeki gölgelerle, yani kusurlarla, hastalıklarımla, acizliğimle, üzülmemle, bu gölgelerle bu gölgelerin olmadığı bir diyarı yaratan Allah'ın sonsuzluğunu anlıyorum. Bazen Allah Azze ve Celle'yi göremememizin sebebi şiddeti zuhurundan oluyor. Ama bu hiçbir zaman asıl sebep olmuyor. Asıl sebep, Üstad Hazretleri diyor ki, şirk onların hevai nefislerine yapışmıştır diyor. Ne demek bu? Adam öyle yaşamak istiyor, bu yüzden Allah'ı inkar ediyor. Bu kadar basit. Yaşam tarzından vazgeçmek istemiyor. Bir insan inkara niyet etti mi, çölün ortasında güneşin alnında kalsa gözünü yumar, güneşi inkar eder. Bu kadar basit bir şey. Buyurun devam edelim. Hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş. Rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret edvarında dağılmış, bir sarayı acip ve bir kasrı gariptir. İşte ey kendini insan zanneden insan. Burada bir kinaye var mı? Bir hiciv var mı? Nedir o hiciv? Kendini insan zanneden insan. Şimdi insan bazen kendi zatıyla kendini kıymetli zannediyor. Ben zatıma baktığımda şöyle bir şey anlıyorsun. Affedersiniz. Pis bir sudan yaratıyorsun ve midende ne taşıdığın belli. Yani senin zatın itibariyle bir kıymetinde olması çok zor. Sende ancak bir marka olursa sen kıymetli olursun. Şurada sıradan bir resme bakalım. Resmin bütün malzemeleri 5 TL eder. Ama üzerinde Salvador Dali yazarsa paran varsa bile alamayacağın kadar kıymete olur. Demek bizim üzerimizde marka varsa kıymetliyiz. Şimdi biz neyin peşindeyiz dünyada? Yumruk kadar mideyi doyurma peşindeyiz. Şimdi yumruk kadar mideyi bir ceylan da doyurma peşine düşüyor. Belgesellerde izliyorsunuz. Şimdi biz Allah'ın karşısına gitsek, kendimizi insan zannediyoruz ya. Ya Rabbi ben insanım desek, Allah ne diyecek haşa? Senin insan olduğun ne belli? Ya Rabbi ben yerim, içerim, gezerim, uyurum. Şimdi bize cevap olarak gelse desek, iyi de bunları yapmak için insan olmaya gerek var mı? Yemek, içmek için bakın bir fil günde 200 kilo ot yiyor. Koca fil. Ama bir Mehmet 1001 çeşit yemek yiyor ya. Ya biz tantuni yerken etin boyutu, soğan var mı? Maydanozu nasıl konmuş? Nanesi temiz mi? Ekmeği çıtır mı? Lavaşı ince mi? Ya geçen ustayı aradık ya, şu lavaşı ince yap dedik. Biz bu kadar nazik ve nazeniz yemek yerken ya. Bizim için önemli bir problem yani. Geçen şalgam geldi, bizim Adanalı Utku şöyle yaptı, bir şey yaptı. Dedi ki bu şalgam şalgam değil dedi yani. Şimdi biz bunları fark ediyoruz. Dev kadar fil 200 kilo yaprakla doyuyor, otla doyuyor. Belli ki bu kadar çeşit yemeğin sebebi beni doyurmak değil. Çünkü ben bir ekmek bir suyla doyar mıyım? Doyarım. Bu kadar çeşidin sebebi ne demek ki? Bu zenginlik ve çeşit nereden gelmiş? Onu tanı, onu bil. Onun gücünün ve kudretinin yansıyacağı ahirete iştiyakın artsın. Allah'la kavuşma amacın olsun. Likaullah dediğimiz, Ya Rab ne zaman sana kavuşacağımın hasretiyle yan. Yoksa öteki türlü yaşamak için insan olmaya gerek yoktur. Evet, buyurun. Madem mahiyetin böyledir. Evet, mahiyeti anladınız mı? Senin vücut sarayına güneşten taş geliyor bak. Güneşten ya. Güneşten bile taş geliyorsa şunu anlaman lazım. Bu her yere sözü geçen zat ancak her yerin hakimi olabilir. Çünkü kuralları koymuş. Kuralları koyuyorsa o mekan onun mekanı demektir. Evet. Seni yapan ancak o zat olabilir ki dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sahife, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu ve melceği ve halaskarı o olabilir ki arz ve semaya hükmeder. Kesin değil mi? Yoksa bu kadar cevheri taşı getirtemez oralarda. Dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Yani yeryüzüne sözü geçmeyen beni yaşatamaz. Bakın benim yaşamam ölmemden çok daha zor. Benim ölmem için bir sebebin yok olması yeterli. Damarı pıhtı attı. O da garip bir şey değil mi? Yani pıhtı ne bilsin atmayı. Arkada bir güç var. Benim yok olmam için bir sebebin eksikliği yeter mi? Oksijeni çek. Karbon düzenini çek. Güneşi çek. Kanı çek. Peki benim yaşamam için bütün sebeplerin doğru çalışması şart mı? Şart. Bakın hiç kan değeri verdiniz mi hastanede? Şöyle bir liste çıkarıyorlar size. Ve muhtemelen de en son D vitamini eksik diyorlar. Genelde öyle oluyor. Bak herkes yaşamış burada. Şimdi o liste ne demek biliyor musun? Senin vücut sarayını yapan kimse, onun değerleri sürekli aynı ritimde çalışıyor. O değerlerden birisi eksik fazla olduğunda da sen hastasın diye doktor söylüyor sana. Ve o bir tane değeri dengelemek için haftalarca doktora gidiyorsun. Ama doktora gitmediğinde o kadar değer nasıl dengeli oluyor? O sarayı kim yaratıyorsa bunun farkına varmıyorsun. Çok hayret verici bir olay. Bir kandan bu kadar tahlil çıkıyor ve diyor ki vücut sarayının çimentosu, tuğlası, demiri, gerçekten de onları tam eksik, şöyle gramı şöyle, ateşi böyle, nabzı böyle. İşte su pompalarına bakıyorlar, kalp ritmine bakıyorlar, gidere bakıyorlar, öyle bakıyorlar, böyle bakıyorlar. Diyorlar tamam bunlarda sıkıntı yok diyorlar. Bir de yer şaştı mı ne diyor adam? Oo aman dur şu vitaminler bunlar dur ameliyat edelim onu bunu yapalım diye ya. Senin damarındaki bir damla kanda senin vücut binanın tamamının programı var ya. Seni yapan elbette ki bütün kainata sözü geçecektir ve ancak bütün kainata sözü geçen beni yaşatabilir. Öyleyse başkalarının önünde eğilmek benim gibi birisine yakışmaz. Kalp demeli ki öyle ya, çare Allah'tı. Zaten insan çare olamazdı. Bir şeyi Allah'tan istediğinde o kapıyı Allah'ın mutlak açacağını bilmenin verdiği huzur, o tevekkülün verdiği huzur ancak bunların sonucunda ortaya çıkacak bir huzurdur. Hani böyle babalar çocukları alır havaya atar. Oynarsınız değil mi siz de çocuğunuzla? Çocuk ne yapar havaya atınca? Güler. Niye? Çünkü babanın onu tutacağından o kadar emindir. Bazen de kader oluyor, imtihan gereği bizi havaya atıyor. Biz de kainatı elinde tutan Allah'ın bizi tutacağına emin olsak her bela ve musibette sadece güleriz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.